İyi akşamlar. Bugün 23 Ağustos 2022 Salı, Edirne Televizyonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Edirne'nin Kapıkule sınır kapısı bölgesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sürücülere zor anlar yaşattı. Bulgaristan'da gece saatlerinde başlayan ve birçok bölgede su baskınına neden olan sağanak yağış, Edirne'nin Bulgaristan'a sınır bölgelerinde de etkili oldu. Kapıkule sınır kapısı başta olmak üzere Kemalköy ve çevre köylerde de etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle yollar adeta göle döndü. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği Kapıkule'de peronlarda da su birikti. Kapıkule bölgesinde yaklaşık bir saat süren yağış su baskınlarını da beraberinde getirdi. Bulgaristan'da ve Kapıkule sınır kapısında şiddetli yağışın etkisini kaybetmesinin ardından gece boyunca etkili olan şimşekler Edirne semalarında görsel şölen oluşturdu. Bulgaristan'da ve Edirne sınırlarında etkili olan sağanak yağış sonrası kent merkezinde gece boyunca şimşekler etkili oldu. Dev şimşeklerle birlikte Edirne sınırında bulunan Yunanistan ve Bulgaristan'da da adeta gece gündüze dönüştü. Gece saatlerinde etkili olan şimşeklerin Selimiye Camii ile bütünleşmesi görenleri kendine hayran bıraktı. Birçok Edirneli dev şimşeklerden oluşan muhteşem görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Etrafı aydınlatan şimşekler çeşitli bölgelerde etkili olup gece geç saatlere kadar sürdü. Meteorolojiden yapılan tahminlere göre Trakya bölgesinde cuma gününe kadar sürecek yağışların lokal ve şiddetli olacağı öngörülüyor. Sabah saatlerinde Yunanistan'da başlayan yağışların akşam saatlerinde Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde etkili olacağı bildirildi. Edirne'nin en çok tarihi eser olan 2. Mahallesi konumundaki Karanfiloğlu'nda tarihi metruk evler bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu. Baba Demirtaş Mahallesi Muhtarı Haluk İna, tarihi evlerden her gün bir parça düştüğünü, vatandaşlar için de büyük tehlike oluşturduğunu belirterek kalıcı çözüm beklediklerini söyledi. Edirne'nin Baba Demirtaş Mahallesi'ndeki tarihi metruk evler bakımsızlık nedeniyle yıkılmaya yüz tuttu. Her biri ayrı bir mimari özellik taşıyan evler ilgisizlik nedeniyle adeta viraneye dönmüş durumda. Baba Demirtaş Mahalle Muhtarı Haluk İna, kale içi Dilaver Bey Mahallesi'nden sonra en çok tarihi eserin bulunduğu 2. mahalle konumunda olduklarını belirterek gerekli önlemlerin alınmasını istediklerini kaydetti. Edirne Merkez Baba Demirtaş Mahallesi tarihi eserler bakımından merkezdeki 2. mahallelerden 2. olarak gelmektedir. Birincisi Dilaver Bey, ikincisi bizim Baba Demirtaş'tır. Bu evler boş kaldığından terk edilip gidiliyor. Bırakılıyor, bakımsızlıktan bu hale geliyor ve çok büyük tehlikeler arz ediyor. Geçen gün şuradaki balkonlar yıkıldı. Yani altından geçenlere her an bir tehlike arz eder, kazaya sebebiyet verebilir. Bunların önleminin alınmasını istiyoruz. Bazen belediye etrafını çeviriyor ama onlar da zamanla alınıyor tahtaları veya perdeleri. Yine böyle açıkta kalıyorlar. Daha kalıcı bir çözüm. Daha önce Sayın Valimiz, giden Valimiz tarihi eserleri Karanfiloğlu'ndan başlanıp restore edileceğini söylemişti. Fakat o projede ne oldu, ne gidişatı nerelerdedir bilemiyorum yani. En baştaki bir ev yurt dışından gelen Türklere olarak restore edildi. Tek o kaldı yapılan. Ama buralarda herhangi bir gelişme yok daha şu anda. Geceleri bu metruk evlerde Suriyeliler kalmaktadırlar. Zaman zaman şikayetler oluyor komşulardan. Bunların da bir önlemi alınması lazım. Mahalle sakinlerinden Sinan Bülbül ise tarihi evlerin mahallede oyun oynayan çocuklar için büyük tehlike oluşturduğunu söyledi. Ya burası bir gün birisinin başına inecek bir aracın, bir çocuğun, bir kişinin yani olacağı o. Yani buraya aslında belediye önlem de almıyor değil. Önlem alıyor, tahtaları koyuyor. O tahtalar zaten birkaç gün içinde vatandaşlar tarafından yakılmak üzere evlerine götürülüyor. Ama başka bir çözüm olması lazım. Yani burada geçen bu balkon çöktü. Evet.
yağmur yağdı, yıldırım mı düştü bilmiyorum. Bu balkon olduğu gibi çöktü. Birisinin başına düşebilirdi, bir çocuğun başına düşebilirdi. Yani bilmiyorum, bu eski evler Edirne'de büyük tehlike. Ya biz buradan geçiyoruz, Allah korusun yani çocuğumuzla geçerken bu taraftan geçiyoruz. Ama burada mahallede sokakta gezen, yani ailesiyle dolaşmayan, kendi başına hareket eden küçük çocuklar da var. Yani Allah muhafaza birisinin başına düşebilir, Allah korusun yani. Allah böyle bir şey göstermesin bize. Yani buna kesinlikle bir çözüm bulunması lazım. Bu böyle gitmez yani. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Karayolları Bölge Müdürlüğü tarafından Edirne'de gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceledi. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün Edirne'de gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Turgay Çolak'tan bilgiler aldı. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yanında bulunan şantiyede yetkililerle görüşen Kırbıyık ve Aksal, Pazarkule bölgesi, Yıldırım ve Edirne Kırklareli yolunda devam eden çalışmaları da yerinde incelediler. Vali Kırbıyık, karayollarının Edirne'de birçok yatırımının bulunduğunu belirterek, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün Edirne'de Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü, Pazarkule-Tem otoyol bağlantısı, Edirne Kırklareli bölünmüş yolu, tarihi uzun köprünün restorasyonu başta olmak üzere çok sayıda yatırımı bulunuyor. Bölge müdürümüz ve diğer yetkili arkadaşlarla kısa bir değerlendirme toplantısı yaptık. Pazarkule bağlantı yolunda 2 kilometre, Edirne Kırklareli yolunda ise 7 kilometrelik bölüm yıl sonuna kadar tamamlanacak. Bahsekonu bölgelerde çalışmalar sürüyor dedi. Meteoroloji Trakya bölgesi için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen yağış dolayısıyla AFAD tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda su baskını, yıldırım, sel, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği bildirildi. Yarın öğle saatlerinde başlaması beklenen kuvvetli sağanak yağış için meteoroloji uyarıda bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada Edirne ve Tekirdağ'da görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, sel, yerel dolu yağışı, fırtına, hortum ve ulaşımda aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Tekirdağ Çorlu ilçesinde bir tarlada çıkan yangında 100 dönüm anız ve çok sayıda ağaç küle döndü. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Havuzlar Mezarlığı alt kısmında bulunan bir tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Anıs tarlasında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle dere yatağındaki ağaçlık alana sıçradı. Hızla yayılan yangın büyük bir alanı etkisi altına aldı. Mezarlığa gelen vatandaşların ihbarı üzerine olan yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası söndürüldü. Havuzlar Şehit Emrah Gümrah Polis Merkezi Amirliği ekipleri de yangının söndürülmesinde itfaiye ekiplerine destek verdi. Yangında 100 dönüm anızla çok sayıda ağaç kül oldu. Edirne Muhtarlar Federasyonu Başkanı Sedat Tosun, Edirne'nin 253 köyünün altyapısının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Köylerdeki altyapı geçmişinin en az 25 yıl olduğunu belirten Tosun, "Valimiz göreve başladığında kırsal altyapıya önem vereceklerini söyledi. Biz de köylerin altyapısının yenilenmesi için il özel idareye müracaat ettik. İnşallah 2023 yılında çalışmalar başlar." dedi. Edirne'de 2021 yılında kurulan Muhtarlar Derneği Federasyonu, köy ve mahalle muhtarlarından gelen taleplerin çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Federasyonun başkanlığını yürüten Sedat Tosun, 9 aydan bu yana görev yaptıklarını, köylerin sorunlarının çözümü için çalıştıklarını kaydetti. 2021'in 1. ayında federasyonumuzu kurduk. İlçelerimizdeki dernekler kuruldu. Köy ve mahalle muhtarları dernekleri kuruldu. Ondan sonra federasyonumuzu güncel hale getirerek onlardan gelen delegelerle seçim yaptık. Şu anda görevdeyiz. 2021'in 11. ayından beri görev yapıyoruz. Çok yeni kurulduğumuzdan dolayı bazı aksaklıklar yaşadık. Normal olarak federasyonun kendi çatısı altında bir araya gelmek, bir arada olmak,
bütün muhtarları bir araya toplamak zaman aldı. Aşağı yukarı geçmiş 9 aydan beri görev yapıyoruz. Köylerimizin ortak sorunları oluyor. Biraz da ilçelerden gelemeyen, uzak kalan muhtarlarımız telefonla iletişime geçerek biz buradan onların sorunlarını dile getirip işlerini takip etmeye çalışıyoruz. Atıyorum, suyu akmaz, yolu bozuktur, köy konağının onarımını ister. Mesela en son gelen istek Büyük Evren Köyü, normal taşımalı sistemde ilk öğretimlerinin olduğunu, çocuk sayısının, öğrenci sayısının çok olduğunu ve çocukların spor alanı ihtiyacı olduğunu söylediler. Biz de bunu mecliste söyledik, yetkililere söyledik, büyük ihtimal olacak. Edirne'nin 253 köyünün altyapısının eski olduğuna dikkat çeken Tosun, bunun yenilenmesi için gerekli yerlere müracaatlarını yaptıklarını kaydetti. Şu anda 253 köyümüz var. 253 köyünü incelediğimde altyapılar en yakını 25 yıl olmuş yapılalı. Daha eskileri de var. Şimdi bunların tabii o zamanki zamana göre yapılmış, köydeki yaşayan sayıya göre yapılmış. Bunların bence güzellenmesi ve yenilenmesi gerekiyor. Neden? Bu teknolojide eskiden normal büzle yapılıyordu, bu beton büzle yapılıyordu. O büzlerin ömrü bittiğini inanıyorum. Bir de içme suyu sıkıntıları var tabii. İçme suyu sıkıntısı derken tesisatta sıkıntı oluyor. Yeterli derecede suyu alamıyoruz, kirli su oluyor. Ama bunların yenilenmesi gidiyor çünkü bayağı eski yapılan altyapı bunlar. Vallahi Sayın Mahallemizin ağzından duyuyoruz, siz de duyuyorsunuz zaten. Geldiğinden beri şöyle bir kırsal altyapıya önem vereceklerini, biz bunda duyduğumuz için genel meclisi üyemize 253 köyünün listesiyle beraber, yapım tarihlerini gösteren listeyle beraber müracaat ettim. Dilekçeyi yazdım, ben de dile getirdim. İnşallah 2023 yılında bu iş başlar. Federasyon Başkanı Sedat Tosun, bizim koltuk derdimiz yok, muhtarlarla birlik beraberlik içinde olmak istiyoruz dedi. Muhtarlarımızı aynı çatı altında toplamak istiyoruz tabii. Bizim derdimiz koltuk değil. Hep beraber olalım. Derdimizi hep beraber burada anlatalım. Çözemediğimiz konuları burada tartışalım. Gidilmesi gereken yerlere hep beraber gidelim. Birlik beraberlik içinde olmamızı tabii istiyorum. Tekirdağ Çorlu ilçesinde yük bindirdiği esnada dengesini kaybederek kamyon kasasından düşen şoför yaralandı. Tekirdağ Çorlu ilçesi Hıdırağ mahallesi istasyon caddesi üzerindeki bir un fabrikasının bahçesinde kamyona yük bindiren şoför dengesini kaybederek kamyon kasasından düştü. Yük bindirme öncesi kamyon kasasına çıkan sürücü D.Ö. kapakları açarken dengesini kaybetti ve beton zemine düşerek yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Edirne'nin Karaağaç bölgesinde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için ekilen silajlık mısırların hasadı başladı. Edirne'de tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin vazgeçilmez ürünü mısır silajında ilk hasat başladı. Çiftçiler hayvanlarının kış aylarında kaba yem ihtiyacını karşılamak için ektikleri mısırları biçmeye başladı. Edirne'de tarlalarda hasadı yapılan silajlık mısırlar kamyonlarla İstanbul ve Trakya bölgesindeki çiftliklerde hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yem ihtiyacını karşılıyor. Silajlık mısırın tonunun 1400 liradan satılacağı ifade edildi. Karaağaç bölgesinde silajlık mısır hasadına başladıklarını ifade eden üretici Tunuhan Üle, bu yıl hasadın çok güzel geçtiğini belirtti. Mısır hasadına başladık. Hasat çok güzel geçiyor. Verimlerimiz çok güzel. Bir dekar alanda 7,5-8 ton arası mısır alıyoruz. Ürünün 25 Nisan'da ekim tarihi var. Mayıs'ın ortasında çapalama yapıyoruz. Haziran'ın başında arasını geçiyoruz. 8 kere bir sulama yaptık. Dölümüne dekara 120 kilo gübre attık. Suyu çok seven bir mahsul olduğu için gün geldi gece gündüz burada sulama yaptık. Şimdi Allah'a şükür mallarımız çok iyi, verimler çok iyi. Bir dekarda 7,5-8 ton arası verim aldık. Tüm çiftçilerimize bol bereketli bir sezon olsun inşallah. Üreticilerle birlikte mısır hasadı gerçekleştirdiklerini ifade eden ziraat mühendisi Aykut Var, verimlerin oldukça iyi olduğunu söyledi. Tohumun ilk toprağa düştüğü günden bugüne kadar biz hasat gününe kadar beraber geldik. Şu anda Karaağaç Mahallesi'ndeyiz Edirne'nin.
Karaağaç Mahallesi'nde verimlerimiz bu yıl çok güzel. Tahmini 7,5 ile 8 ton arasında verim alıyoruz. Hasat güzel gidiyor. Her bölgede farklı verim şartları oluyor. Şu anda olduğumuz bölgede verimler güzel gidiyor. Sonuçlar çiftçimizi memnun ediyor gibi görünüyor. İnşallah hepimizin, bütün çiftçilerin yüzü güler bu sene. 30 yıldır çiftçilik yapan Akın Öner ise hasat yapmanın ince detayları hakkında bilgiler verdi. Bizim için de zorluklar oluyor. Tarlalarımızda yaşlıklar oluyor. Verimler çok olduğunda makinalara ağır geliyor. Mısıra bakan da verim de fazla oluyor. Sabah kalkıyoruz erkenden, makinemize bakım yapıp kamyoncu arkadaşlarla beraber tarlaya gidip hasada başlıyoruz. Ondan sonra çiftliklere çekip olayı tamamlıyoruz. Siloları kapatana kadar bizde mücadele bitmiyor. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 3000 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. Öğrenebildiniz mi? Bir şeyler öğrenebildiniz mi? Yok ki. Duyayım çocukların sesini. Evet. Devam edelim mi bu kurslara? Evet. Tamam, anlaştık. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her yaz 7-12 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yaz okulunda bu yılda sportif, sanatsal ve kültürel olmak üzere toplamda 26 farklı branşta 3000 çocuğun eğitimi tamamlandı. Yaz okulunda eğitim gören öğrenciler alanında uzman eğitmenler eşliğinde haftanın 5 günü ders aldı. Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulu, futbol, basketbol, voleybol, yüzme, boks, buz pateni, geleneksel ve olimpik okçuluk, judo, karate, tekvando, satranç, sualtı sporları, tenis ve güreş olmak üzere 15 spor dalında eğitim veriyor. Yaz Okulu bünyesinde ayrıca halk oyunları, bale, tiyatro, gitar, keman, piyano ve resim olmak üzere 7 sanatsal kurs açıldı. Bunların yanı sıra öğrencilere İngilizce, akıl ve zeka oyunları ve robotik kodlama eğitimleri de veriliyor. Okul öncesi çocuklar içinse orf ve ritim atölyesi bulunuyor. Yaz okulunda eğitimini tamamlayan yaklaşık 3000 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Törende konuşma yapan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kursların öğrencilerin sosyalleşmesi açısından çok önemli olduğunu belirtti. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Lütfen rica ediyorum. Mahallelerinizdeki spor tesislerine muhakkak çocuklarımızı kaydettirin. Biz düzenli olarak haftalık periyotlar halinde bunları kontrolünü yapıyoruz. Bazı branşlarda kendi öğretmenlerimizi, kendi hocalarımızla veriyoruz. Çocuklarımızın daha sağlıklı yetişebilmesiyle ilgili olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize nasihati var. Biz gençliğimize güveniyoruz. Gençliğimizi bizleri muasır medeniyetler seviyesine taşıyabilecek şekilde geliştirmeye çalışıyoruz. Mezuniyet töreninde öğrencilere katılım belgeleri verilirken branş hocalarına da plaket takdim edildi. Teşekkürler. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira 50 kuruş, en yüksek 7 lira 09 kuruş, ortalama 6 lira 66 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık en düşük 12 lira 68 kuruş, en yüksek 13 lira 84 kuruş, ortalama 13 lira 36 kuruştan işlem gördü. Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 26 lira 20 kuruş, en yüksek 62 lira, ortalama 54 lira 08 kuruş. Düve en düşük 24 lira 10 kuruş, en yüksek 52 lira 90 kuruş, ortalama 45 lira 60 kuruş. İnek en düşük 25 lira 90 kuruş, en yüksek 53 lira 10 kuruş, ortalama 37 lira 85 kuruş. Koyun ortalama 24 lira, süt kuzusu en düşük 44 lira, en yüksek 50 lira, ortalama 47 lira 80 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Hava sıcaklığının en düşük 23, en yüksek 37 derece olması bekleniyor. Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu gece nöbetçi eczaneler şöyle. Yancıkçı Şahin Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Tekin Eczanesi, Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'ndeki Gürkan Eczanesi,
Serbest piyasada dolar 18 lira 13 kuruştan, euro 18 lira 08 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1014 lira 42 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 3117 puandan işlem gördü. Haberlerimiz burada sona erdi. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.